Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 1402 Ankara Savaşı'nı sebep ve sonuçlarını arz etmek istiyorum. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi, İstanbul'un fethi gecikti. Timur, 1402 yılında Ankara yakınlarında Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelmişti. Bu savaş Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. İki hükümdarın Ankara'da karşı karşıya gelmelerinde Timur ve Yıldırım Bayezid'in İslam dünyası liderliğini ele geçirmek istemesi. ikincisi doğuya sefere gidecek olan Timur'un arkasında Osmanlılar gibi güçlü bir devlet bırakmak istememesi. Üçüncüsü Yıldırım Bayezid'in topraklarını aldığı Anadolu beyliklerinin Timur'dan yardım istemeleri. Dördüncüsü Timur'un önünden kaçan Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ile Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'un Bayezid'e sığınmaları. Beşincisi Timur'un Doğu Anadolu'daki Kara Tatarları kışkırtarak Sivas'ı alması, altıncısı Bayezid'in Timur'un koruması altında bulunan Erzincan ve Kemah'ı alması rol oynamıştı. Timur'un şehzadelerden birisini istemesi, Anadolu beyliklerinin topraklarının geri verilmesini talep etmesi adına hutbe okutulmasını ve para basılmasını istemesi Yıldırım Bayezid'in sabrını tamamen taşırmıştı. Yıldırım Bayezid, Timur'un isteklerini bağımlılık olarak değerlendirmiş ve kabul etmemiştir. Timur'un ordusuyla Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu 28 Temmuz 1402 günü Ankara yakınlarında Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Savaş sırasında önce sağ kanattaki Kara Tatarların sonra sol kanattaki Anadolu askerlerinin Timur'un tarafına geçip Osmanlılara saldırması savaşın kaderini değiştirmiştir. Hızlı ve hırslı kişiliğiyle tanınan Yıldırım Bayezid, 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açtı. Savaşı kaybeden Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düşmüş ve Anadolu'da şehir şehir dolaştırılmıştır. Ankara Savaşı Türk ve İslam dünyası için önemli sonuçlar doğurmuştur. Bizans'ın ömrü 50 yıl uzadı. İstanbul'un alınması gecikti. Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durdu. Anadolu'nun siyasi birliği parçalandı. Timur Osmanlı topraklarını Yıldırım'ın oğullar arasında paylaştırdı. Böylece Osmanlı Devleti parçalandı. Osmanlı Devleti'nin gelişmesi 50 yıl gecikti. Yıldırım'ın oğullar arasında taht kavgaları başladı. Yani Fetret dönemi başlamış oldu. Anadolu'nun doğusunda güçlenen Akkoyunlular Osmanlıları tehdit etmeye başladılar. Anadolu'nun sosyal ve ekonomik düzeni bozuldu. Anadolu Moğol istilasına uğradı. Karesi oğulları ve Eşref oğulları beylikleri dışındaki Anadolu beylikleri yeniden kurulmuş oldu.